Herkes merhaba arkadaşlar. My Summer Car'da bir başka bölümle daha sizlerle birlikteyim. Serimize kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi ne yapalım, ne yapacaktık diye bir düşünüyorum da. Bu arada videoya girmeden önce bir iş daha geldi. Şu anda tam tamına 4 tane vidanjör işimiz var. Bunları bir ara halledeceğiz. Traktörde de şey dolu. Bu arada. Odunlar dolu. Bunları da bir ara bırakırsak. Bir bölümde bir de şu görevleri de yapmamız halinde baya bir para elde ederiz. 10 bine yakın bir para toplarız diye düşünüyorum. Şimdi şey yapalım. Benim göstermek istediğim ufak bir şey daha var. Güncelleme ile bağlantılı olarak. Şöyle bir şeye gideceğiz. Odun kestiğimiz yere gideceğiz. Önce bir onu gösterip aradan çıkartayım ki unutmayayım. Çalışmak bilmiyordu arkadaş. Şöyle geri gelelim. Şöyle inelim. Göstermek istediğim şey burada. Buraya gördüğünüz gibi böyle bir şey eklenmiş arkadaşlar. Wood Carrier ismi de bu şekilde. Tahminimce bunun üstüne odunları koyuyoruz galiba. Ama şu kesilmiş odunları büyük ihtimal üzerine yerleştirebiliyoruz. Onu bir deneyelim. Ama bizim balta yok mu abi? Heh, burada. Şunu alalım. Bir deneme yapalım bakalım. Wood Carrier ne demek? Buna da bir bakmak lazım gerçi de. Ha, koydu bakın. Otomatik yerleştirdi. Vay, iki tane. Bir deneyelim. Kaç tane alacak ya? Bir dakika şöyle şeye geçtik. Ha, biraz keselim ya. Düşünce kesildi abi. Onu ben yerde bile keserim abi. Hop, tutturamadık. Hadi. Ha, bir tane daha keselim. Tamam. Bakalım kaç tane alabiliyor? 3 oldu. 4 oldu. 5 6 6'ya kadar mı alıyorsun? Heh, 7 koyması biraz sıkıntılı gibi geldi ama ben mi koyamıyorum? 7, değil mi? 7 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 olmuş abi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ona göre ayarlamışlar galiba. 10. Bir tane daha bir deneyelim. 10'uncuyu. Yok, almadı. Bakın aldı gibi oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parça odun alabiliyor bu. Wood Carrier denilen parça. Alet de denilebilir. Şöyle koyalım. Bunu size göstermemiştim. Çünkü ben de geç fark ettim. Güncelleme detaylarında yer almayan bir şeydi. Fark ettiğim için size de göstereyim dedim. Evet. Şimdi geçen bölüm ne demiştik? Aracımızın tekerleklerini takacağız demiştik. Minibüsü de zaten o yüzden almıştım. Arabayı geri bıraktım. Arkayı çaktık abi. Minibüse tekerlekleri yükleyeceğiz. Bir de kar jack'i yükleyeceğiz. Aracı yükseltebilmek için. Alet çantası zaten şeydeydi. Satsuma'nın bagajında duruyordu. Onu almayacağız. Şöyle bir çekelim minibüsü. Evet. Şimdi buraya sığar mı acaba? Biliyorsunuz ben burada şey tutuyorum hep. Bu sofayı tutuyorum. Bunu şöyle koysak. Lan kapanma, niye kapanıyor? Heh. Açıl şöyle. Bunu da böyle koyalım. Abi garajın haline bak ya. Bir de şunları boyayalım ya. Bunların boyası da gitmiş. Yani güncellemeyle tekerlekler gitti, lastikler gitti. Yapımcı sağ olsun. Bunun boyası bile gitmiş. Heh, boyayalım da boyanmış bir şekilde götürelim. Son rengi buydu diye hatırlıyorum. Evet. Tekerleklerimizi boyadık. Şöyle koyalım. Şu jant kapaklarını da yerleştirelim. Tamam. Şimdi sizi alalım abi. Teker teker. Ne şekilde yerleştirsek acaba? Bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım. Ben kapanmam. Bu da hemen kapanıyor arkadaş. Ne meraklı kapanmaya. Ben diyorum ki araya şöyle şu şekilde atsak. Oo, gözüktüğünden daha geniş bir alan varmış orada ya.
Alan dar gibi gözüküyor ama. Bir dakika, şurada ayarlayalım. Bu şekilde koymak daha kolay. Bunu da onun yanına sallarız. Bir dakika, şöyle. Bunu da koy abi. Hatta bu da girebilir oraya sanki. Almadı ama. Bir deneyeyim. Heh, aldı. Şimdi aldı. İkinci denemede hallettik. Şunu alalım. Son tekerleğimiz. Heh, bunu da böyle koyduk. Şimdi aracı yükseltmek için şuradan kar jeki alalım. Onu da abi şöyle bir yere koysak. Heh, durdu. Kar jeki de koyduk. Allah, sufa çıktı. Lan bu nasıl oldu? Oha. Bunlar da havada kaldı. Neyse, bu sofayı alalım. Getir abi sofayı. Şöyle. Lan niye ters döndü? Şöyle bunu. Şöyle yerleştirelim. Burada dursun. Onu sonra gene tekrar koyarız. Bir de biliyorsunuz oyuna akü eklenmişti. Bunun eklenmesiyle birlikte bizim arabadaki akü çıkmıştı. Akümüz de hatta buradaymış. Eski akümüz. Biz bunlardan 4 tane almıştık. Bir tanesini araca yerleştirdik zaten. Bu dolu mu acaba şu an? Dolu gibi gözüküyor değil mi? Bu taraf dolu olması lazım. Bunu sökelim. Şöyle bir arkalara diyecektim. Üstüne koyduk. Sıkıntı yok. Bir de araçtan şey de sökülmüş. Şu parça. Yağ filtresi. Onun sökülmesinin nedeni de bu markete yağ filtrelerinden eklenmiş olması. Bunlar eklendiği için o da sökülmüş. Böyle garip bir durum var. O yüzden şunu alalım. Aracımıza takacağız. Şu anda aracımızda yağ filtresi yok parça olarak. Onu öyle koyduk. Bir de şunlardan birer tane alalım. Bitmiştir, lazım olabilir. Şöyle bir tane coolant var. Bir tane de motor oil verdim mi tamamdır. Şöyle atarak ilerleyelim. Bunları da şöyle ön tarafa atarsak. Şunu da ver abi. Şu an hepsi tamam. Şu kapıyı da bir düzgün kapatalım. İçerisine bak, darmadım onu arkadaş. Biliyorsunuz en sevmediğim şeylerden biridir. Şimdi şuradan az bir su içelim. Su ihtiyacımızı görelim. Bir de şuradan sprey alalım. Yine sinekler dolaşıyor etrafta. Bir sprey sıkalım. Belki bir faydasını görürüz. Sineklerden kurtuluruz. Empty oldu. 3 sıkışta bitiyor zaten. Bu sinek spreyi. Bunu da attık. Şimdi artık tamircinin oraya gidebiliriz. Arabamız orada. Tamirci henüz aramadı. Ben kaçırmadıysam eğer. Arabamız tamirden çıkmadı şu an. Bu bölümlük yapacağımız işte bu olacak. Tekerlekleri takacağız. Yağ filtresini takacağız. Arabanın yakıtıdır, yağdır vesaire, onları bir kontrol edeceğiz. Araba da zaten yani tamir oldu olacak durumda. Oyun içinde biraz bir zaman geçti çünkü. Yakında tamirden çıkar diye düşünüyorum. Ama aslında kaportayı tamir ettirme fikri de var kafamda. Hazır diyorum oradayken o kaporta işini de halletsek. Hani tamamen sıfır bir şekilde çıkarsak arabayı bayağı iyi olur. Veya araba motoru tamir olur. Başka bir zaman da bırakabiliriz. Onu artık düşüneceğim duruma göre ama arabayı bayağıdır kullanmıyoruz ya. Yani gerçekten uzun zaman oldu. Bir yandan da çekiniyorum açıkçası çünkü araba biliyorsunuz o topladığımız araba diğer araçlar gibi değil. Yani oyunun asıl olayı o araba zaten de. Orası dökülüyor, burası şey oluyor. Güncellemelerle birlikte arabayı daha da hassaslaştırdılar, Satsuma'yı. Bu arabalar gibi hırpalayamıyorsunuz yani, çok hassas kullanmak gerekiyor. Hemen orası burası yamuluyor, parçalar düşüyor, fırlıyor, fark edemiyorsunuz, kayboluyor. Baya bir sıkıntı yani, bunda mesela cam kırılıyor, bir şey oluyor. Ne bileyim, orası burası yamuluyor. Oyunu çıkıp tekrar girdiğinizde kendisi zaten kendi kendini tamir etmiş oluyor. Çünkü bu arabalara herhangi bir müdahale yok yakıt koymanın dışında. Ne renk değişimi yapılıyor, ne parça değişimi yapılıyor. Ne yağsıdır, ne ıvır zıvırıdır. Hiçbir şey yok yani. Hop. Şöyle geri gelelim. Ana yoldan gideceğim çünkü. Ana yoldan daha hızlı gideriz.
O yüzden bana da bunları kullanmak daha kolayıma geliyor. Ama böyle bir zamanlamayla koymuşlar ki arabayı, tam kaza yapmalık. Yani hızlı çıksak direkt kafadan gireceğiz yani. Evet, üçüncü vitese de attık. Bu bölümde bunu yaptık mı muhtemelen süremizi doldururuz. Diğer bölümde işlere geçeriz. Haritada 4 tane vidanjör işimiz var. Bir tane şey yapabiliriz ekstradan. Odun işi yapabiliriz. Tabii odun işi için gündüz gitmek gerekiyor. Onu denk getirmemiz lazım. Onları yapınca bayağı bir para geçecek elimize. Onu da artık Satsuma'nın kaportasını mı tamir ettirelim yoksa alamadığımız parçaları mı alalım? Yorumlara yazarsanız aşağıya ona göre bir hareket edelim. Alamadığımız bayağı bir parça var çünkü önceki güncellemelerden. Eklenen nitro var, ne bileyim. Yeni süspansiyonlar var. Bir sürü şey var. Şu ileride artık gözükmesi lazım diye düşünüyorum. Evet, gözüktü. Tamirciye giren yola geldik. Bu yol tamircinin o tarafa doğru gidiyor. Evet. Şöyle yanaşalım. Motoru kapatabiliriz çünkü burada vakit geçireceğiz. Emniyet kemerini söktük. Şimdi vah vah, Satsuma'nın haline bakın arkadaşlar. Bu araba bu hallere düşecek bir araba mıydı? Az mı emek harcadık bu araba için? Hani oyuna şey eklenir de, özellik eklenir de, mesela gelen güncellemeyle lastiğinin sökülmesi, ne bileyim, aküsünün sökülmesi, yağ filtresinin sökülmesi bana garip geliyor açıkçası yani. Yaptığınız bir şeyin gitmesi garip geliyor. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz ama. Şimdi ilk şeyi bir takalım unutmadan. Yağ filtresini şuraya sallamıştık. Oil filter. Şöyle bunu getirelim. Hop, buraya takılıyor. Taktıktan sonra da mouse'un orta tuşuyla bu şekilde takıyorsunuz. Başka da bir olayı yok. Gördüğünüz gibi kaportanın durumu da bayağı gidik yani. Tamir istiyor. Şu arka taraf zaten bayağıdır böyleydi. Kaportayı da yaptırsak fena olmaz. Uf, kapıya bakın. Burasını bilmiyordum. Burası da böyleymiş. Arabanın bayağı bir sağa sola yamulmuş. Şu kapıyı kapatalım. Bizim deli gelmesin de çarpmasın bize. Bir tane eleman var ya, arabayla dolaşıyor. Şimdi kar ceki alalım. Şöyle arabanın ortasına doğru. Kaldır abi, sonuna kadar kaldır. Sonuna kadar kaldıralım. Rahat bir şekilde takalım. Bir sıkıntı yaşamayalım takarken tekerlekleri. Herhalde tamam, daha ne kalkacak? Direkt takabiliyoruz mu acaba? Allah! Kar jack'ten indi araba. Bunlar da işte oyunda düzelmeyen bug'lar abi. Ne denilebilir ki? Lastiği takalım derken araba fırladı. Yani böyle bir şey olabilir mi? Arabanın, oyunun fizikleriyle alakalı düzeltilmeyen şeyler. Şöyle daha ileri koyalım. Tekrar kaldıracağız abi. Ama da her seferinde tıklamak gerekiyor. Aslında bir tıklayıp direkt kalksa güzel olabilir. Ya da seçenek olabilir yani. Bakayım bir. Yok abi, değiştirmemişler. RL diyor. Aa. Aha, taktı. Tamam. Değişmiş abi. Ben söylemiştim çünkü güncellemede şey yazıyordu. Tekerleklerin sağ solu kaldırıldığı gibi bir ibare vardı. Ama bakınca da FR falan yazdığını görüyordunuz yani. FR. Şöyle bir getirelim bakalım. Bakın, gördüğünüz gibi. Bu hubcap şey, siz söyleyin. Şunu sökelim. Jant kapağı. Jant kapağının sağ solu var. Onu düzeltmemişler. Oradan bir yanılgıya düştük biz. Gördüğünüz gibi tekerlekte sadece wheel yazıyor. Bu eski halinden kalan bir detay. Şunu yerleştirelim. Tamam, düzeltilmiş. Bakın, bu güzel bir değişiklik yani. Tekerleğin sağ solu olur mu arkadaş? Düşünsenize, gerçekte böyle bir şey var. Arabanızın lastiği patlamış. Lastikçiye gidiyorsun. Abi, benim
Şey patladı, lastik patladı ama sağ arka lastik, ha yanlış verme yani. Sağ arka, sol ön falan değil. Yani böyle bir durum olabilir mi? Bu arada anahtarı da çok güzel çektim abi. Tam bir tabanca gibi yani. Direkt lap diye oturttum. Rastgele çektim ama doğru anahtarı çekmişiz. Normalde ben pek tutturamam anahtarları da. Böyle 2 saat bir alır, onu alırım, bir öbürünü alırım. Bu sefer bir sıkıntı yaşamadık. Şimdi bunu bir indirelim. Bu adam sakat abi ya. Vallahi dikkatli olun adam. Hiç bakmıyor, bindiriyor direkt yani, hiç frene falan bile basmıyor doğru düzgün. Şimdi tamamen indirelim, diğer tarafa koyalım. Araba bir ayağa kalksın şöyle ya. Neye yamuk oturdu? Heh. Şöyle düzgün kaldırır diye düşünüyorum. Kaldır abi, kaldır abi, kaldır, kaldır, kaldır. Biraz daha kaldıralım. Tekerlek çünkü baga sokuyor. Az önce gördünüz zaten. Araba kar jekin üzerinden düştü abi. Daha ne olsun yani. Bunu böyle yuvarladık. Şunu da ver. Heh, bu tamam. Diğerini de takalım. Vidalarını aynı anda ikisini de takalım. Önceki yaptığımız gibi. Tek tek uğraşmayalım. Bu arada biliyorsunuz son güncellemede tekerlekler gitti. Jant seçenekleri geldi ama jantlar ve tekerlekler ayrıldı. Özür diliyorum, lastikler ve jantlar ayrıldı. Tekerlekler iki parça artık. Artık katalogdan sadece jant satın alabiliyorsunuz. Lastikler ise tamircide. Hatta tamirci açıksa bir bakalım. Hayır, şu anda kapalı. İçeride oturuyor dangalak ama. Kapısı kapalı abi. Demek ki çalışma saati dolmuş. Artık lastikleri buradan almak gerekiyor. Şunu niye indiremiyorum ha? Onda bilgisini vereyim. Bir afallamış olabilirsiniz. Jant geldi. Lastikler nerede falan. Lastikler burada tamircide. Onun da ayrı bir olayı varmış galiba. Takma durumu tabi. O da nasıl yapılıyor bilmiyorum. Artık şeyleri alınca göreceğiz. Lastikleri ve jantları tekrar satın alınca göreceğiz o da nasıl yapılıyor. Bir bilgi sahibi olmuş oluruz. Şimdi buradaki şeylere bir bakalım. Şunları bir fullleyelim. Bizim arabada var mıydı? Var, arkada bir şeyler var. Onlara bir kullanalım önce. Yetmezse diğerlerini atalım. Dökelim gitsin. Önce şundan bir başlayalım. Bilmeyenler için bir görmüş olun siz de. Brake fluid buraya dökülüyor. Frenlerle alakalı. Evet. Bunu aldık şöyle bir. Tutturması biraz sıkıntılı. Bunlar kolay kolay bitmiyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Genelde yağ, oil ve coolant daha çabuk bitiyorlar. Şunları kapatalım, açık unutmayalım. Evet, bu tamam. Bitmedi bile çünkü zaten doluymuş. Bunu hallettik. Şimdi MOIL abi. MOIL'i alalım. MOIL de buraya. Rocker cover'ı açtık. Hemen şuradan. Motor oilimizi de aldık. Aha, niye kapandı o? Bakın bu boşmuş. Yarıya yakın bir boşmuş. Bunu da fullleyelim. İçinde hala biraz kaldı. Motor oil tamamen bitmedi. Racing radyatör. Bu da radyatöre de şu coolant'ı dökmek gerekiyor. Uf, tamamen boş. Coolant tamamen bitmiş. Bayağı sıkıntı. En son ben zaten bu coolant'ta bir radyatörde bir problem yaşamıştım diye hatırlıyorum. Çok çabuk bitiyordu. İnşallah tamircide hallolur o sıkıntı. Ya da halloldu belki de. Ama dolarken bir sıkıntılı yani. Empty. Bu bitti abi. Bunu sallayalım. Şuradan yenisini alalım. Hatta bunları araca bırakalım biz.
motor oil'den az vardı zaten. Büyük ihtimalle. Şundan da biraz bulunsun. Fazla fazla sıkıntısı olmaz yani. Fazla olması bize sıkıntı yaratmaz. Şöyle. Ondan yedek. Bunun diğeri şurada. Şunu da ver. Şimdi şuradan yeni coolant'ı alalım. Tutturabildik. Bakın boşalmış. Gördünüz mü? Orada bir problem var arkadaşlar. Dolmasından bile belli. Dolarken bir sıkıntı yaşıyor zaten. Bir yerden kaçırıyor olabilir. Bu yüzden hala çalışmayacağını düşünüyorum ama. Şimdi bir denemesini yapacağız. Sonrasında tamirci arayınca diğer bölümlerde tekrar bir geri geleceğiz. Şunu bir kapatalım. Şu anda aracımızın tekerlekleri takılı, sökülü. Aküyü daha önce takmıştık. Yağ filtresini taktık. Yağımız, fren ve radyatör, coolant hepsi sıvılar, tüm gerekli şeyler hepsini takmış durumdayız. Şimdi bir denemesini yapacağız. Anahtarı taktık. Haydi bakalım. Hiç çalışacak gibi bir sesi yok şu an aracın. Radyo açılıyor da radyoyla işimiz yok abi bizim. Water place. Şu yağ zaten. Şu akü. Şu aküyü mü bekleyelim? Kendi kendine artıyor mu bu? Ben mi yanlış görüyorum? Akü mü bitik acaba? Biraz da ilerliyor gibi gerçi ya. Tam da gözüm seçmiyor abi. Şöyle bir yakından bakalım. Akü mü bitik anlamadım. Biz bu aküyü yeni almıştık. Aküde de sıkıntı var galiba. Yok arkadaşlar. Aküde problem var benim anladığım kadarıyla. Çünkü şuradaki gösterge göre akü düşük. Akümüzde bir sıkıntı var. Şimdi şey yapacağım. Ben şu coolant'ı bir coolant dışarıdaydı değil mi? Bir tekrar bir kontrol edeceğim. Bakalım yine boşalmış mı? Daha önceki araba bozulduğu zaman kendi kendine boşalıyordu. Evet boşalmış. Bakın coolant doldursak da boşalıyor. Orada bir problem var. Bir de aküde bir problem var. Onları bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Bu ikisini çözünce aracımız artık yürüyecek diye düşünüyorum ama coolant'ın neden boşaldığı ile ilgili bir fikrim yok. Eğer nasıl çözebileceğimi biliyorsanız yorumlarda yazarsanız iyi olur. Böylece arabayı tekrar çalışır hale getirebiliriz. Tamam. Arabamızı en azından ayağa kaldırdık. Tekerlekleri taktık tekrar. Yapımcı söktü sağ olsun. Şuna bir bakalım tekrar. Kapalı. Açık olsaydı oradaki lastikleri gösterecektim size. En azından arabaya tekrar bir benzedi yani. Arka taraf amma yüksek ya. Ben arkaya şey mi takmıştım? Farklı şey takmıştım değil mi? Yay bulmuştum, onları takmıştım. Onunla bağlantılı bayağı bir yüksek duruyor. Evet, buradaki işimiz tamam. Ama bir de yakıta bakalım. Dur, yakıta bakmadık. Gasolin. Bu araba dizel miydi? Ne olduğunu bile hatırlamıyorum arabanın. O kadar uzun süre kullanmadık. Bak depo için de diğer tarafa gidiyordum. Dizel mi, benzinli mi artık? Yanlışsa doldurmayacak zaten de. Bunu doldurmuyor abi. Demek ki dizel değilmiş. Şuradan hemen diğer bidonu alalım. Şöyle aç kapı abi. Belki de depomuz boş. Hadi abi. Demin biraz bir gözükmüştün. Nasıl dolduracağız biz seni? Bunu tutturmak harbiden mesele ya. Şöyle bir bakayım. Yukarıdan bir yerden yakalayabilir miyiz? Hayır. Ama gözüktüğü kadarıyla doluydu. Tutturamıyorum abi. Ufak obar tekrar bir çıksa. Neyse. İçeriden bir bakalım tekrar. Görebiliyor muyuz? Depo dolu gözüküyor. Tamam. Akü boş abi, akü boş. Aküde bir problem var. Bir de radyatörde bir problemimiz var. İki problemimiz var. Şunlar da bu arada bagajdan düşmüşler. Alabiliyor muyum diye bakıyorum. Buradan alamıyorum. Erişimi sağlayamadık.
Valla şey yapalım ya. Aküyü bir söküp bakalım evde. Aküyü alalım abi. Aküyü değiştiririz diğer bölümlerde. Bu tarafa geleceğiz zaten iş için. Şu aküyü ver bakayım bana. Şöyle bir takalım. Şu aküyü ver bakalım, bir olayı neymiş bir öğrenelim. Bu arkadaşın derdi sorunu neymiş. Hemen kemeri takalım. Şimdi eve geri dönüş yapacağız. Aküye bakalım, ihtiyaçlarımızı halledelim. Ve bölümümüzü noktalayalım. Bunda deposu yarıya inmiş ha. Bidonlar doluydu en son. Ben doldurmuştum diye hatırlıyorum. Evde bir deposunu doldururuz. Şöyle yine ana yolu kullanalım. En hızlı böyle gidiliyor. Böyle bir yavaşlayalım. Bu yol tehlikeli abi. Adamlar paldır küldür hiç yavaşlamadan ilerliyorlar. Bir de bazen şey oluyor. Böyle gidiyorsunuz. Adam karşıdan geliyor. Sizin şeridinize geçiyor. Yani ne amaç ne anlayabilmiş değilim. Kafadan çarpışmak için şey arıyor herhalde. Kaza yapıp şey mi çıkartmaya çalışıyor? Ne yapıyor? Sigortadan para mı alacak? Gerçi kafadan girdin mi sigorta migorta bir şey kalmaz diye direkt ölür gider ama işin şakası tabi. Bazı arabalara öyle bir şey koymuşlar. Adam şeridine geçiyor, bam diye vuruyor abi. Bir de yolda giderken dikkat edin, araba bozulacak gibi olursa hemen yana yanaşın yan tarafa doğru. Çünkü siz arabayla uğraşırken adamlar arkadan veya önden gelip bam diye yerleştiriyorlar. 3538.9 tam paramız şu an. Bayağı diplerdeyiz. Bir ara bayağı yüksekti. Bayağı bir iş yapmıştık. Tabi parça marça alıyoruz. Hep oyuna parça geliyor. Parça aldıkça paralar gidiyor abi. Yapacak bir şey yok. Para kazanmamız lazım. Parasız olmuyor. Şöyle dönüşümüzü yapalım. Buraları bayağı bir güneşte ışığı kapatabiliriz. Allah, şu dönüşler biraz sıkıntılı. Dikkatli olmak lazım. Ben genelde bu yolda şeye pek çıkmıyorum. Üçüncü vitese ve yukarısına çıkmıyorum. Genelde ikiyle gidiyorum garanti olsun diye. Yollar çünkü bozuk. Tümsek var, viraj var. Her türlü şey var. İkiye düşelim yine. İşi garantiye alalım. İnşallah diğer arabalara da özelleştirme getirir yapımcı. Ben diğerlerinde özelleştirebilir olmasını istiyorum. Hani parçalama durumu olmasın. Hani çok fazla detaya girer. Oyun bayağı bir bilir o zaman. Ama en azından renk değiştirme. Ne bileyim, mesela bir sürü şey alacağız. Yeni jant alacağız. O jantları buna da takabilelim mesela. Bayağı güzel olmaz mı? Jantları, lastikleri buraya da takabilelim. Rengini değiştirebilirim. Ve benim çok istediğim araba yıkanma olayı gelsin. Yani araba yıkayabilirim. Gerçekteki gibi abi, çeşmeye hortumu takalım abi. Basalım köpüğü. Üstüne bir de suyu basalım. Mis gibi abi. Şu camın haline bakın. Telefon mu çalıyordu, ben mi yanlış duydum? Yanlış da duymuş olabilirim. Bir dakika, şöyle kemeri sökelim. Alışkanlık. Direkt inmek istiyorum ama tabii ki kemer olayı eklendi. Önce kemer. Bateri. Koyalım bakalım bateriyi. Bunu şarj edebiliyoruz mu? Abi. Bu da full gözüküyor. Full değil mi şu an? Bu taraf full değil mi arkadaşlar? Bu taraf 0 diyor, 8 diyor. Ama araca takınca boş gözüküyor. İlginç. Ben diğer bölümde şunu da yanımıza alacağım. Bir tane şunu alacağım tekrar. Bu böyle dursun. Bir de şu etrafı bir toparlayalım arkadaş. Bu nedir ya? Aha, telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Kimsin kardeş? Bir iş daha geldi. Güzel. Tam tamına 5 tane iş arkadaşlar. Bir bölümde ne yapalım biliyor musunuz? Bir bölümde biz şu tarafa gitsek nasıl olur? Aynen. Bir bölümde traktörle odun işini şuraya mı yapıyorduk? Şurasıydı galiba.
Burası ya da burası olması lazım. Burasıydı. Odunları bir satalım. Sonrasında da şey yapalım. Şuradaki iki işi halledelim. Üç görev olur. Bir sonraki bölümde de şunu ve şu ikisini halletmiş oluruz. Bayağı bir para toplayacağız gibi gözüküyor. Şu garajı bir toparlamak istiyorum. Ben toparlıyorum, kendisi de alıyor. Aa, ses buradan geliyormuş. Dedim şeyden mi geliyor? İçerideki ısıtıcıdan mı geliyor? Dedim ben onu açmamıştım. Ev yanar vallahi. Bir gelmişiz, ev yanmış. Şunlar buraya nasıl gelmiş ya? Ben bunu anlamadım. Şöyle koyalım. Şunu da ver abi şöyle. Biz topluyoruz, yapımcı dağıtıyor arkadaş. Şöyle koy. Bak daha nereye gelmişler? Koltuğun üstünde duruyor abi. Şöyle. Şunu da şöyle koyalım. Bu motor hep yerde zaten. Böyle düz durduğunu pek görmedim ben. Bunu da koyduk. Şimdi başka problem ne biliyor musunuz? Bunlar burada değildi. Bunların durduğu yer şurasıydı. Bunlar buradan fırlamışlar. Artık düşünün. Nasıl bir olay gerçekleşmiş burada? Aha, elektrik mi gitti? Belediye elektriği kesti. Çalışma var. Şimdi şunu bir kaldıralım tekrar abi. Heh. Sen tekerlekler de dönüyor. Ha şöyle bir dur, bir insan gibi ya arkadaş. Ne uğraştırdın ya? Bu da orijinal aracımızın ön kaputu. Heh, bunu da böyle koyduk. Şunu bir koyalım geri. Şurayı aç abi. Bunu ne yapacağız ya? Bunu alalım biz buradan abi. Bunu mutfağa bir yere koyalım. Kyoju biliyorsunuz. Bana uğraştırıcı geliyor. Uğraşmak istemiyorum. Baştan bir denemek için bir şeyler yapmıştık sanki ama. Burada dursun. Bu alta girer mi? Bu sanki girer gibi. Heh, giriyor giriyor. Tamam böyle dursun. Gayet iyi. Sonrasında. Lan aklıma bir şey geldi. Bizim elektrik kesilmiş olabilir mi? Fatura mı geldi acaba? Ona bir bakalım biz şimdi. Bölümü kapatmadan bakalım muhakkak. Şunları çıkart abicim. Gasolin. Allah. Şurada karjack var. Şu karjack'i de aşağı bir sallayalım eski yerine. Şöyle. Bunu da bıraktık. Şimdi sofa kardeş bir gel bakayım. Benim için senin yerin bu minibüsün arkası abi. Bunu da kapa, masayı şaşacağım. Heh. Kapıyı şey yaparken sofayı da tutuyoruz. O da bir problem tabi. Bunları yine sallayalım. Heh. Tamam. Garajımızı kapatalım. Şimdi son bir posta kutumuza bakalım. Herhangi bir şey var mı? Sonrasında gelip bölümü tamamlayacağız, noktalayacağız. Gerçi ihtiyaçlarımızı da halletmemiz lazım. Bu bölümü noktalamadan ihtiyaçlarımızı halledelim ki diğer bölümde rahat oluyor. Aç bakalım. Aha, burada bir şey var. Open. 218. Bu nedir ya? 361 kilometre. Yok, kilometre değil lan bu. Ne bu böyle? Kilowatt. Ha, elektrik faturası abi işte, tamam. 218. Oha. Ödedik mi şu an? Ödedik galiba değil mi? Direkt ödeme yaptık. Gidip bakalım şimdi. Elektriğimizi kesmişler abi. Bakıyoruz. Geldi. Elektrik geldi. Finlandiya Belediyesi iyi çalışıyor. Finlandiya Belediyesi diyeceğim. Şehrin adını bilmiyorum çünkü ne diye geçiyordu. Şimdi bir bakarız ama. Şimdi şu şeyleri bir kapatalım abi. Biraz cimrilik yapalım. Şunu kapat abi. Gereksiz yerleri söndürelim. İsrafa gerek yok değil mi yani? Bakayım. Şu odayla işimiz yok mesela. Bam. Burayı da söndürsek olur şimdilik. Buranın bir ışığı yok zaten. Burada paldır küldür ses geliyor kesin. Yine şeydeki. Buranın ışıkları bir galiba değil mi? Ha komple, tamam. Bunu da kapatabiliriz. Buranın ışığı ne abi? Heh, burası tamam.
Burası açık kalsın. Ara kısım. Odaya da pek gerek yok artık. Şöyle de kapat abi. Buranın ışığı niye içeride abi? Bunun dışarıda olması gerekmiyor mu? Bakın orada bir sıkıntı var demek ki. Yeni fark ediyorum. Şöyle bir bakalım. 2, 4, 5. 5 tane işimiz var abi. Bayağı bir işler sırada bekliyor. Şuradan bir pizza gömdük. Yetmedi. Bir tane süt gömsek. Oo, basket yaptım ha. Şu evin içine de bir çöp koyulsa bence güzel olur. Evet, bunu hallettik. Su abi. Hemen suya gömülelim. Suyu bastık. Şuradan bir duş yapalım. Hop. Kirliliğimizi azaltalım. Bu da tamam. Az bir su daha içsek. Heh. Şimdi tuvaletimiz varmış. Tuvaletimizi yapalım. Bir yandan bir sigara açalım. Stresimiz bayağı artmış. Neye bu kadar streslenmiş olabiliriz ki? Paramız az, ondan bence. Paranın az olmasının getirdiği bir stres var. Hadi abi, sıfırla artık. Şimdi bunu basket yapacak mıyım bakayım. Hop, basket. Stres bitti. Şimdi bir de uyku yapıştıralım. Gün atlar mıyız bilmiyorum. Yok, atlamadık. Ha, atladık. Şimdi atladık. Yine az bir şey arttı tabii. Ben onları sıfırlayacağım tamamen, öyle bırakacağım. Böyle bir sabah duşu alalım. Heh, duşumuzu aldık. Yine şuradan bir tuvaletimizi yapalım. Tuvalet sıkıntısını da hallettik mi? Heh, tamamdır. Evet arkadaşlar, artık bölümü noktalayabiliriz. Bu bölümde yapacak bir şeyimiz kalmadı. Göstermek, yapmak istediğim şeyleri yaptım. Biliyorsunuz bu posterleri çok önceden ben hazırlayıp koymuştum. Burada kapatıyorduk. Bayağıdır burada kapatmıyoruz. Bölümümüzü burada kapatalım eskisi gibi. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Videonun altına da yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.